ay bize ne kadar uzak? Ya güneş? Acaba bir gün yıldızlara seyahat edebilecek miyiz? Bu seyahate insanın ömrü yeter mi? Evrende uzak noktalara seyahat etmenin kısa yolları var mı? Sonsuz evrende bizden başka yaşayan canlılar var mı? Eğer yoksa bu kadar şey boşuna olmaz mıydı? İşte bu ve buna benzer onlarca yüzlerce soru her gün birçoğumuzun aklını kurcalamaktadır. Bilim insanları evrenin bilinmeyenlerini araştırmaya devam etmektedir. Gelin hep birlikte bu sorularımıza özgün bilimsel veriler ışığında bir cevap arayalım. Astronomik araştırmaların belki de en önemlilerinden birisi olan kara deliklerin görüntülenmesi olayı 2019 yılına damgasını vurdu. Olay Ufku Teleskobu projesi sonuçları tüm dünya ile bir basın toplantısı ile paylaşıldı. Tarih 10 Nisan 2019. I would like to introduce today's distinguished panel. Dr. Franz Cordova, Director of the National Science Foundation. Shepard Dolman is the Event Horizon Telescope Project Director of the Center for Astrophysics, Harvard and Smithsonian. Basın toplantısı yazılı ve görsel basında oldukça gündem olmuştu. Hatta günlerce konuşuldu. Üzerinde sayısız yorumlar yapıldı. Peki ne olmuştu da bu basın toplantısı bu kadar ses getirmişti? Yapılan, gözlemlenen, keşfedilen tam olarak da şuydu. We have seen and taken a picture of a black hole. Here it is. MS-87 galaksisinin tam çekirdeğinde yer alan süpermasif özellikteki kara delik görüntülenmişti. Yani bir kara delik ilk kez görüntülenmişti. Bundan önce teoride kalan kara delik kavramı artık elle tutulur, gözle görülür bir hale bürünmüştü. Kara deliğin görüntülenmesiyle aynı zamanda Einstein'ın 1915-1916 yılında ortaya koyduğu genel görelilik yani izafiyet teorisinin de doğrulanması yapılmıştı. Çalışmada kullanılan Olay Ufku Teleskobu 2012 yılında kurulmuş 8 radyo teleskop ile dünya büyüklüğünde sanal dev bir teleskop oluşturulmuş ve 40 ülkeden 200 kişilik bir ekip bu çalışmada görev almıştı. Düzenlenen basın toplantısında şu ifade çok dikkat çekiciydi. Bu, Washington DC'de durduğumuzda Los Angeles'ta bir çeyrek dolardaki tarihi okuyabilmemizle eşdeğerdir. Neydi peki bu radyo teleskop? Adı üstünde radyo. Yani radyo ile hemen hemen aynı işi görmekte. Kozmik cisimlerden gelen yayınlar çok zayıf olduğundan 100 milyondan daha fazla kuvvetlendirilmesi gerekmektedir. Radyo teleskopların antenleri ne kadar büyük olursa o kadar çok dalga toplarlar ve radyo kirliliğinden uzak yerlere kurulurlar. Radyo dalgaları atmosferden pek etkilenmediği için havanın açık ya da kapalı olması, gündüz ya da gece olması radyo astronomide pek önemli kabul edilmez. Türkiye'de ilk ve tek radyo teleskop Erciyes Üniversitesi'nde kurulmuştur. Merkezi görüntülenen MS-87 galaksisine geri dönecek olursak, bu galaksi astronom Charles Messier tarafından 1781 yılında keşfedilen ve yaşlı yıldızlardan oluşan bir gök adadır. Dünyaya 55 milyon ışık yılı uzaklıktadır. Bu galaksi birkaç trilyon yıldız, süper kütleli bir kara delik ve yaklaşık 15 bin küresel yıldız kümesine ev sahipliği yapmaktadır. Karşılaştırma için Samanyolu galaksimiz yalnızca birkaç yüz milyar yıldız ve yaklaşık 150 küresel küme içerir. Küçük bir teleskopla dahi rahatlıkla görülebilen bu galaksi süper kütleli yani süper masif bir kara deliğe sahip olduğundan çok güçlü bir radyo ışınım kaynağıdır. Görüntülenen bu kara deliğin ne kadar büyük bir kütleye sahip olduğunu daha iyi anlayabilmemiz için şunu söyleyebiliriz ki bu kara delik Güneşimizin 6,5 milyar katı kütleye sahiptir. Şimdi gelin hep beraber 55 milyon ışık yılı uzaklıkta olan bu galaksinin bize olan mesafesini bir örnekle anlamaya çalışalım. Öncelikle bazı bilgiler verelim. Bir ışık yılı yaklaşık 9 trilyon kilometredir. Uzayda seyahat edebilmek için en hızlı araç olan uzay mekikleri saatte 28 bin kilometre yol kat etmektedir. Bu bilgileri kullanarak çok basit bir hesaplama yaparsak
enerjisi bitmeyecek bir uzay mekiği ile bu galaksiye yaklaşık 2 trilyon 121 milyar yılda varılabileceğini hesaplayabiliriz. Tabii ki şu an için bu imkansız sayılabilir ama öyle tahmin ediyorum ki evrende yolculuğun başka yolları olmalı. Belki solucan delikleri, belki kuantum fiziği, belki de yeni bir teori bize bu yolu açacak. Belki de sizlerden birisi bu çalışmaların içinde yer alacak. Daha keşfedilecek çok şey var. Yeter ki siz aramasını bilin. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle hoşça kalın. It's a triple. No, quadruple system. It's beautiful. They're alive.